Bir kuş mutlu olmak için ne ister? Kaliteli yem, ödül, oyuncaklar, temiz su. Tabii ki bunları ister. Fakat bizim ona göstereceğimiz ilgi ve onunla aramızda olan sevgi bağı olmazsa o kuşun bir eşe ihtiyacı olacaktır. Papağanlar zaten sahiplerine ve eşlerine çok sıkı bağlanır. Ama ben ne yaptıysam da Duman'a kendimi sevdiremedim. Elimi alıştırdım, eğittim, sokaklarda gezdim, güvenini kazandım, numaraları öğrettim. Fakat ne yaparsam yapayım, ne kadar ilgilenirsem ilgileneyim, benimle bir bağ kurmasını sağlayamadım. Aylardır benimle yaşıyor. Onunla ilk videomu ona aldığım gün, yani 5 Mayıs 2021'de attım. Bugün de yüksek ihtimalle son videomu atıyorum. Evet, başlıkta yazan doğru. Hoşça kal Duman. Duman, kuzenimden eline alışmaması ve kanatacak şekilde ısırması sebebiyle kalıcı olarak aldığım bir kuştu. Fakat beni hiçbir zaman ısırmadı. Bilemiyorum, artık orada yanlışlıkla canım yandı, farkında olmadan rahatsız mı oldu ya da benim tavrım ısrarcı şekilde zorladığım ve asla geri adım atmayacağımı hissettirdiğim için denemek bile istemedi mi, uğraşmadı mı bilmiyorum. Ve 2 gün içerisinde elime alıştı. Havaya attığımda bile bumerang gibi geri geliyordu. Selam verme, dönme, uzaktan çağırma ve eğitimi yarım kalmış olsa da basketbol oynamayı bile biliyordu. Tasmasına alışmıştı ve takılı olmasa bile ağzını alıp oradan oraya gezdirirdi. Ta ki güveni tamamen sarsılana kadar. Tasmanın metal kısmıyla takılı olsa da olmasa da sürekli oynadığı için evden çıkarken tasmasını üzerine taktım. Babam da bu hayvan rahatsız oluyor deyip tasmayı çıkarmış. Aslında tasmaya alışık olan bir kuşu avucunuzla yakalamadan sadece tasmayı ve kanatları tutarak çıkarabilirsiniz. Zaten ben onu avucuma alıştırmıştım. Fakat avucumu alırken elimi sakince üstüne götürüp yavaş yavaş üstüne elimi kapatarak onu ürkütmeden tutuyordum. Yine de ani hareketlerde tedirgin olabiliyor ve hatta kaçabiliyordu. Son olarak kafesin içinde avucu alınmaya asla ama asla izin vermiyordu. Bunların hiçbirinden haberdar olmayan babam kafesin iki kapağından iki elini birden sokarak Duman'ı kovalayarak yakalamış ve yüksek ihtimalle çırpındığı için onu sıkıca tutarak tasmayı çıkarmıştı. Peki sizce böyle bir olay Duman'ın üzerinde ne gibi bir etki bırakabilir? Siz yoruma yazarken ben devam edeyim. Ben eve geldim. Direkt Duman'ın yanına gittim. Ve tasmasının üstünde olmadığını fark ettim. Tasmayı ararken dua ediyordum. Lütfen kendisi çıkarmış olsun, lütfen kendisi çıkarmış olsun. Eğer kendisi çıkarmışsa tasmayı kendi kendine çıkarabildiğini fark edip bir dahaki takışımda asla vazgeçmeden sürekli tasmayı çıkarmaya çalışacaktı. Ama eğer babam çıkardıysa yüksek ihtimalle hem elimden hem tasmasından çok korkacak, elime gelmeyecek ve tasmayı görünce kaçacaktı. Öyle de oldu. 2 aylık emeğim çöp olmuştu. Güvenini zar zor kazandığım kuşun güveni kökünden sarsılmıştı. Fakat aynı ilgi göstermem imkansızdı. Çünkü sabahları evde olmuyordum. Eve akşam dönüyordum. Ve akşamları da o da ben de yorgun oluyorduk. Bir süre belki travma geçer diye bekledim. Tasmayı tüneyinin yanına astım. Tasmaya olan korkusu zamanla geçti ve tekrar takabilmeye başladım. Ama gereken ilgi göstermeden bana olan güvenini tekrar sağlamak neredeyse imkansızdı. Üstelik ben de pes etme durumundaydım. 2 ayda zar zor kazandığım güveni daha az ilgiyle tekrar nasıl sağlayabilirdim ki? Şimdi de okul açıldı. Ve ben onu Limon'dan ayrı olarak salamıyorum. Çünkü kaçıyor. Limon'la vakit geçirmesine izin verirsem de Limon'la benim arama girmiş olacak. Duman tek başına dışarı çıktığında korkusundan kafesin ya da tüneyin üzerinden ayrılamıyor, oyuncakla oynamıyor, sürekli sabit bir şekilde aynı noktada duruyordu. Bağ kuracağı bir eşi, arkadaşı veya sahibi yok. Yalnız kalmaması için ona bir eş almak ve bunun sonucunda üretim yapmak istedim. Fakat okul olduğu için buna zaman ayırmam çok zordu. İşte tüm bunlardan dolayı Duman'ı kuzenime geri vereceğim ve o da bir üreticiye verecek. Kısacası Duman'a bir eş, sahip veya arkadaş veremediğim ve bu sebeple yalnız kaldığı için onu bir üreticiye vereceğim. Onunla son videom da bu olsun. Ama bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.